Ekranda gördüğünüze benzer grafikleri daha önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Bu grafik belirli bir firmaya ait. Firmanın simit üreticisi olduğunu ve dolayısıyla simit piyasasında iş yaptığını düşünelim. Marjinal maliyetin ortalama değişken maliyet ve toplam maliyetle olan ilişkisini görüyorsunuz, değil mi? Bundan önceki videoların birinde tüm bunları detaylıca incelemiştik. Ama bir kere daha tekrar etmenin bir zararı olmaz. Marjinal maliyet eğrisinin başlangıçta aşağı yönde bir eğri olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Bunun sebebi üretilen her bir ek ürünün ustalaşma gibi faktörlerin etkisiyle maliyetinin düşmesidir. Bir süre sonra koordinasyon maliyetleri gibi faktörlerden dolayı üretilen her bir ek ürünün maliyeti artabilir. Bunun ortalama değişken maliyetle de olan ilişkisinden de bahsetmiştik. Marjinal maliyet ortalama değişken maliyetin altında olduğunda üretilen her bir ek ürün ortalama değişken maliyeti de düşürür. Marjinal maliyet ve ortalama değişken maliyet erilerinin kesiştiği noktadan itibaren üretilen her bir ek ürünle birlikte ortalama değişken maliyet yükselmeye başlar. Aynı durum ortalama toplam maliyet için de geçerli. Belirli bir miktardaki ortalama toplam maliyet ve ortalama değişken maliyet arasındaki farksa, ortalama sabit maliyete eşitti. Tekrarı da bitirdiğimize göre şimdi bu firmanın değişen piyasa koşullarına nasıl tepki vereceğini inceleyelim. Piyasanın oldukça rekabetçi hatta tam rekabetçi bir piyasa olduğunu varsayacağız. Bu yüzden buradaki firma da fiyatı olduğu gibi kabul eden bir firma olacak. İsterseniz olumlu bir senaryoyla başlayalım. Evet. Fiyatın bu seviyede olduğunu düşüneceğiz. P1 olarak adlandıralım. Bundan önceki videolarda karını maksimize etmek isteyen firmalar için marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu miktarı üretmesinin mantıklı olduğunu görmüştük. Tam rekabetçi bir piyasa söz konusu olduğunda bu fiyat firmanın ürettiği miktarın fonksiyonu olmayacağından burada yatay bir eğri görüyoruz. Aynı zamanda fiyat marjinal gelire de eşit olacak. Bu durumda yani P1 senaryosunda firmanın üretimi Q1 olur. Bu firma için oldukça iyi bir durum. Fiyatın ortalama toplam maliyetinden fazla olduğunu görüyorsunuz değil mi? Sonuç olarak firma kar edecektir. Karı da fiyat eksi ortalama toplam maliyet çarpı üretilen miktar olarak hesaplayabiliriz. Buraya da yazalım. P1 ortalama toplam maliyetten büyük olduğu için firma kar eder kar ettiği için de piyasada kalmaya devam etmek ister. Ancak piyasada kar eden bir firma olduğunda bu başka firmaları da bu piyasaya çekeceğinden piyasaya girişler olmaya başlar. Düşünsenize, kar eden bir firma var ve bu durumda ben de bu simit firması gibi para kazanmak istiyorum diye düşünür. Piyasaya girişler oldukça fiyat düşmeye başlar. Bu seviyeye kadar düşebilir. Bunu da P2 olarak adlandıralım. Karını maksimize etmek isteyen bir firma bu durumda da marjinal geliri marjinal maliyetine eşit olana kadar üretime devam eder. Marjinal gelirin fiyatla aynı şey olduğunu az önce söylemiştik. Çizgilerim çok da düzgün olmuyor ama lütfen idare edin. Burayı da Q2 olarak adlandıralım. Bu durumda bir bakalım. P2 ortalama toplam maliyeti eşit ve firma ne kar ne de zarar eder. Böyle olunca firma uzun vadede piyasada kalmak ya da piyasadan çıkma konusunda tarafsızdır. Ayrıca piyasaya yeni girişlerinde olmayacağını söyleyebiliriz. Bir firmanın böyle bir durumda yani ne kar ne de zarar ettiği bir durumda uzun vadede bile çalışmaya devam etmesi mantıklıdır. Farklı bir senaryo daha görmek ister misiniz? Şimdi de fiyatın bu seviyede olduğunu düşünelim. Sebebi belirsiz olmakla birlikte piyasadaki fiyat artık bu seviyede. Daha önce de bahsettiğimiz gibi rasyonel bir firma Q3 miktarda üretecektir. P3'ü yakından incelediğimizde bazı ilginç durumlarla karşılaşacağız. P3 ortalama toplam maliyetten küçük olduğu için firma zarar eder. Peki bu durumdaki bir firma ne yapar? Kepenkleri kapaması mı gerekir? kısa vadede değerlendirecek olursak firmanın kepenk indirmesi çok da mantıklı değildir neden diyecek olursanız fiyat ortalama değişken maliyetin hala üzerinde ve kısa vadede düşündüğümüzde sabit maliyetlerin zaten ödenmiş olması gerekir bu yüzden de marjinal kar hedeflenebilir evet fiyat ortalama değişken maliyetten fazla olduğu sürece sabit maliyeti hesaba katmazsak firma sabit maliyetlerini karşılayabilecek kadar para kazanabilir Buraya da not edelim. Firma kısa vadede çalışmaya devam eder. Uzun vadede ise mantıklı davranmak gerekir. Uzun vadede kar edemeyeceğiniz bir piyasada kalmak hiç de rasyonel değildir. Bu yüzden bu firma uzun vadede piyasadan çıkar. Kısa vade söz konusu olduğunda kepenk indirme ya da çalışmaya devam etme arasında bir seçim yapılabilirken uzun vadede dükkanı satma ya da devretme ve yeni bir dükkan açma planları devreye girer. Bunlar da aslında piyasada kalmak ve piyasadan çıkmakla eş değerdir. Ek olarak bunlardan daha kötü bir senaryo daha var. Fiyatın bu seviyeye düştüğünü düşünelim. Evet, fiyatımız P4 seviyesinde. Bu eğrinin marjinal maliyet eğrisiyle kesiştiği noktada Q4 olsun. Bu nokta firma için çalışmaya devam etmesinin mantıksız olduğu bir noktadır. P4 ortalama toplam maliyetten küçük olduğunda firma uzun vadede piyasadan çıkar. Hatta bunu yapmak için uzun vadeyi beklemeye de gerek yoktur. Çünkü P4 ortalama değişken maliyetten küçük olduğu için kısa vadede firma kepenk indirecektir. Firmanın bakış açısından kar elde edilen P1 seviyesi istenen durumdur. Ancak bu durumda piyasaya girişler de olacaktır. P2'de ise firma uzun vadede piyasada kalma ya da çıkma konusunda tarafsızdır. Ne kar ne de zarar ediyordur. P3'te firma uzun vadede piyasadan çıkar. Çünkü fiyatlar P3'te kalırsa firma karda değildir. Fiyat üretilen rasyonel miktar için ortalama toplam maliyetin altındadır ve uzun vadede firma piyasadan çıkar. Ama P3 Ortalama değişken maliyetten fazla olduğu için kısa vadede çalışmaya devam etmek mantıklı bir karar olur. Son olarak fiyatın P4 seviyesine inmesi durumunda firmanın çalışmaya devam etmesi hiç mi hiç mantıklı olmaz.